Dün canlı yayında Tesla Cybertruck eventini birlikte izledik. Fakat orada bilgiler epey eksik kaldı. Çünkü Elon Musk sunumunda sadece aracın bazı ilginç teknik özelliklerini anlattı. Sonra araçları teslim etti. Fiyatlama, menzil gibi verilerin hiçbiri orada gelmedi. Hatta ben de biraz paniğe kapıldım. Ama daha sonra Tesla'nın web sitesine hepsinin yüklendiğini gördük. Meğerse durum şöyleymiş. Borsa açık olduğu saatlerde CEO'nun hisse senedinin fiyatını manipüle edecek açıklamalar yapmaması gerekiyormuş. O yüzden sadece çok teknik tarafta durdu. Çok da havalı videolar gösterdi. İşte bir Porsche 911'i Tesla kalkışta geçiyor. Üstelik arkasında da bir Porsche 911'i çekerken bir başka Tesla'nın diğer bütün pick-up'lara göre çekiş kapasitesinin daha kuvvetli olduğunu gördük. Bunlar hoş görüntülerdi ama onun dışında 10 tane aracı teslim ettiler ve dedi ki bu bir teslimat çalışmasıydı. Bitirdik. Hadi şimdi işimize bakalım. Fakat daha sonra web sitesine veriler yüklendi ve o veriler üzerine ilk etapta bir kısa yorum yapabildim. Gecenin geç saatiydi. Şimdi biraz daha detaylara bakmak istiyorum. Hem bu aracın pazar başarısı konusundaki tahminimi hem bunun hisse senedi fiyatına nasıl etkisi olabileceğine, olabileceğini hem de benim biliyorsunuz yıl sonu için Tesla 325 dolara doğru gidecek iddiam var. Dünkü sunum bunu destekliyor muydu, desteklemiyor muydu? Kanaatim değişti mi? Bütün bunları anlatacağım. Elbette anlatacaklarım bir yatım tavsiyesi değil. Bugün şehir dışındayım. Dün canlı yayında bahsetmiştim. Bir konuşmaya geldim. Eczacıbaşı'nın teknoloji grubuna biraz teknoloji anlatacağım. Eğlenceli bir gün yaşayacağız. Öncesinde bir vakit buldum. Böyle hoş bir yer. Sizlere böyle video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Olağanüstü bir araçla karşı karşıyayız. Bütün rakip pikaplardan çok daha üstün yönleri var. Ama hem menzil tarafında hem de fiyat tarafında Elon Musk'ın bize 4 yıl önce sözünü verdiği ürünle karşı karşıya değiliz. Bunun arkasında tabii iki sebep var. Bir muazzam bir enflasyon yaşandı. O fiyatlar epey yukarı doğru çekti. Ve ikincisi de Tesla tabii üretime girince gerçek maliyetlerle karşılaşınca bazı şeylerde fiyatlara şaşırmış olabilir. Ama bütün bunlardan daha da önemlisi bence fiyatların beklenenin biraz üstüne gelmesinin bir nedeni de Elon Musk'ın böyle tercih etmesi. Zaten bu yıl muhtemelen en üst araçları satacaklar. En üst modeli Cyber Beast ismi onun. Sebebi de zaten kısıtlı üretim yapabiliyorlar. O kısıtlı üretimde olabilecek en yüksek fiyat ürünü satmak isteyecekler. Ve muhtemelen daha ileride fiyatlar biraz daha geriye doğru gidebilecek. Çünkü biliyorsunuz bir ürün ölçeklenirken otomobil sektöründe onun ilk başta maliyetleri çok yüksek oluyor. Bunun testte fazla zarar yazmaması için kar marjında benim tahminime göre ileride olabileceğine biraz daha yüksek tutuyorlar. Böylece bu brüt karı biraz yüksek tutarak şirketin toplam bilançosuna bu aracın satış ölçeklenmesi sürecinin olumsuz yansımaması istiyorlar. Ben bu nedenle bu fiyatların gelecek yılın sonlarına doğru daha aşağı doğru gidebileceğini düşünüyorum. Tabii gene enflasyon verilerine sorun olmazsa Çünkü hem ölçeklenme geliyor olacak hem de Tesla'nın toplam büyüklüğünün içerisine Cybertruck'in ilk başlarda yazacağı zararı yedirmek daha kolay hale gelecek. O yüzden fiyatlar ileride aşağı doğru inecek diye düşünüyorum. Ama şu anda web sitesine gidip bakacak olursak fiyatlar beklenenden yüksek, menzil beklenene yakın azıcık altında. Gerçi onunla ilgili bir ekstra çözümleri var, boşta bir çözüm. Ama onun dışında nefis bir araç var karşımda. Hemen Tesla'nın web sitesine giderim. Görüyorsunuz Cybertruck böyle havalı bir fotoğrafı var. Alt tarafta dün canlı sunum sırasında kaçırmışım. Çok hoş, temel bir bilgileri çok güzel görsellerle veriyor. 11 bin pound çekiş kapasitesi var diyor. Bu kabaca 5,5 tona gelir diye hesapladım. Ben 340 mil civarında menzil var. Bunu da 1.6 ile çarpın. İşte 500 kilometre zorlayan bir menzil. Her şey için yeterli olacak tabii. Sıfırdan yüze hızlanması 2.6 saniye. Fakat bu sıfırdan yüze hızlanma en pahalı olan modelinin ana speki. Her gezegende gidecek şekilde tasarladık aracı diyor. Arazi koşulları için çok sert, güçlü bir araç olduğunu söylüyor. Elon Musk'ın zaten sunumda temelde söylediği şey şuydu. Gerçekten işe yarayan bir kamyon yaptık biz. Ama bir yandan da bir Porsche kadar da hızlı gitmesini istiyoruz. Porsche'dan azıcık daha hızlı gidiyor aslında. Araç özel bir paslanmaz çelik alaşımından yapılıyor. Elon Musk'ın diğer şirketi olan SpaceX'te geliştiren bir ürün bu. Bu sayede araca boyaya gerek yok. Gerçi biraz sonra göstereceğim bazı hoş kaplama malzemeleri var. Bir yandan camları da kırılmaya dirençli. Arabanın sağlamlığı üzerine epey duruldu. Hatta arabaya ateş de etseniz bu dış yüzeyin kurşunlardan sizi koruyacağını da söylediler. Ama yine de denememekte fayda var. Aracın gerçekten işte işe yarayacağı Konusunda çok içerik paylaştılar. Çok ciddi arkada büyük bir atak var. Taşıma kapasitesi benzerlerin epey üstünde. Yatağın büyüklüğü de normal benzerlerin üstünde gibi gözüküyor. Böyle hoş bir görselde de işte böyle dağınık bir çalışma alanını nasıl arabaya toparlayabiliyorsunuz. Daha sonra da üzerini kapatarak bütün o gürültüden kurtarıyorsunuz kendinizi. Benim bir pick-up'ım um var. O yüzden size söyleyeyim. Bütün bunlar ekstradır normal pick-up'larda o kapaklar. Arkaya özel bir yatak gerekir vesaire. Tesla Cybertruck'ta bundan hiçbirine gerek yok. Doğrudan doğruya araç bu şekilde geliyor. Tabii üzerindeki kano aksesuarı hariç. Bahşiş doğaya bunlar rahatlıkla gidersiniz. 340 mil menzili var diyor. Yalnız burada enteresan bir şey. 340 mil bir kere en üst menzili bir modelinde var o sadece ama Extended Battery diye özel bir sistem kurmuşlar. Bu arabanın bu arka yatak tarafının üçte birini kaplayan özel bir pil alıyorsunuz. 16 bin dolar civarında fiyatı diye tahmin ediyorlar. Bununla da aracın menzili bir anda 470 mile kadar çıkabiliyor. 470 mil yetmiyorsa size ben diyecek bir şeyim yok. Ve aracın arkasında da hala ciddi bir hacim kalıyor. Arabanın içerisinde aynı Ford F-150 Lightning'lerde olduğu gibi şarj üniteleri var. Yani iş sırasında da kullanabiliyorsunuz. Bir kamp yaparken de kullanabiliyorsunuz. Son derece iyi süratlenen bir araba Özellikle en üst segmentteki olanı sıfırdan 100'e 2.6 saniyede çıkıyor. Daha ne isterseniz bilmiyorum. Yani Porsche 911'lerde bu 3.9 saniye bu arada. İçi çok güzele benziyor arabanın. Çok feraha benziyor. Çok cam kullanmışlar. Tavan da cam. Genişlik çok büyüğe benziyor. Ben bu lansmandan sonra da videoları izledim. Orada olan insanların yorumlarını. Aracın içi gayet geniş ve büyük. Tekerlekli tiyatro diyor araç için. Hem önde hem arkada ekran var. Tesla zaten bu araç içi eğlence tarafında çok üstündür. Bir de böyle bir hoş görsel yapmışlar. Expand your horizon ufkunuzu genişletin diye bakın böyle aracın üstü tamamen cam müthiş ferah içi yani ilk başta böyle biraz klostrofobik geldi bazı insanlar ama şimdiye kadar gördüğüm en ferah araçlardan bir tanesi. Çok aksesuarı var mesela burada görüyorsunuz bir çadır aksesuarı bu satılıyor şu anda arabanıza takıyorsunuz bir anda Gidip kampınızı yapabilir hale geliyorsunuz. Üç kişi de rahat sığmışa benziyorlar onun içerisine. Bir de çok sayıda akçesi var. Biraz sonra göstereceğim. Aracın hem o arka yatak bölümünün hem için daha etkin kullanmak konusunda güzel şeyler yapmışlar. Işıklandırması tabii çok çok hoş. Hem üstten hem alttan. Gerçi bu ekstra bir ışık. Zaten pick-up'larda böyle şeyler olur. Burada yan tarafa doğru da bakıyorsunuz. Tabii yedek lastiği Tesla pek istemiyor. Zaten bununla ilgili ekstra bir malzemeleri var ama yedek lastik araçta istiyorsanız maalesef arkada yataktan biraz yer alıyor. Bu extended battery delikleri konu bu işte. Bu ekstra pil. Arabanın arka tarafında bir yer kaplıyor ama menziniz çok ciddi şekilde uzuyor. Tahminim bunu herkes satın almayacaktır. Bunun ağırlığının 200 kiloya yakın olması lazım. Benim yani matematiğime göre. O yüzden bunu böyle her an arabaya sökeyim takayım gibi bir durum olmayacak. Muhtemelen zaten Cybertruck'i arazi için değil de keyif için kullananlar da hep duruyor olacak. Diğerleri de kiralayacaklar bunu bir uzun menzili yere giderken diye düşünüyorum. Ama böyle bir ürün var. Bunun nasıl takıldığı, çıkarıldığı konusunda ağırlık konusunda net bir bilgi vermediler. Ama menzili 470 mil'e çıkarması tabii heyecan verici. 3 ayrı araç var. Cyber Beast, All Wheel Drive ve Rear Wheel Drive. Rear Wheel Drive arkadan itişli olan en ucuz model. Bu 2024'te olmayacak. Bu 2025'te çıkacak bu araç. All Wheel Drive ve Cyber Beast satarak başlıyorlar. Cyber Beast en üst araç. 320 mil menzili var. Bu demin bahsettiğim pile eklediğinizde 440 mil'e çıkıyor menzil. Çok Gerçekten iyi bir menzil. 2.6 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. 4 çekerli ve en üst hızda 130 mil işte kabaca 190 kilometreye geliyor herhalde. Yeterli bence bu büyüklükte bir araç için. Burada ölçülerinden bahsediyorum. Onu çok detaylı girmek istemiyorum. Süper şarjla şarj edilebiliyor ve 128 mile kadar menzile 15 dakikada katıyorsunuz diyor. Bu da süper. Tabii Türkiye için bu çok geçerli değil. Zaten bu araç Türkiye'de satılmayacak ama Amerika'da süper şarj çok yayılmış durumda Tesla'nınkiler. Yani hani menzil sıkıntısı bence bundan dolayı çok aşılacak ileride. Menzili artırmak mümkün. Pil büyütüyorsunuz. Bu kadar basit aslında bu iş. Ama hem maliyeti artıyor hem arabanın ağırlığı artıyor. Makul bir menzilde işte 320 bence gayet makul bir menzil. Çabuk şarj olabiliyorsanız bu sorunlar çabuk şekilde yenilecek diye düşünüyorum. O yönde de epey bir gelişme var. 250 kW max şarj edebiliyor. Bu yönden sektörün en iyisi şu anda. Aracın burada hep pili sorulur. 8 yıl garanti var ve 150 bin mil gayet yeterli bir garanti. Aracın temeline de 4 yıl veya 50 bin mil garanti veriyorlar. Burada da farklı araçları fiyatlamalarını görüyoruz. İşte 2025'te çıkacak arkadan yetiştiği modelin fiyatı. 49.890. Fakat bu nasıl bir fiyat? Bu gerçek fiyat değil. Gerçek fiyat 60.990. Biz buna 50.000 civarında olacağını bekliyorduk. Probable savings yani belli tasarruflarla. Nedir bu tasarruflar? İşte bu arabalarda biliyorsunuz daha az yakıt tüketimi var. Bir de vergi indirimi var. 7.500 dolar direkt. Onları hesaba katınca 49.890 dolara geliyor. All wheel drive en çok satacak olan modeli muhtemelen orta segment aracı 68.890 dolar. 2020'de teslimatlar başlıyor. 0'dan 100'e 4.1 saniyede çünkü 340 bin civarında mesafe gidebiliyor. 600 beygir gücüne sahip. Bu araçta da 16 bin dolar civarında ekstra bir para harcayarak o ekstra pille 470 mile ulaşabiliyorsunuz. En üst araç ise Cyber Beast. 96 bin 390 dolar. Bu tasarruflu hali. Tabii ki normal fiyatı daha farklı. Bakalım ne kadarmış. Normal fiyatı 99.990 dolar. 320 mil mesafesi var bunun. Menzili var. Pille bu da artabiliyor. Ekstra pille. İşte burada diğer özelliklerini görüyorsun. Benim Cybertruck'ta en çok beğendiğim önlerden bir tanesi çok aksesuar var bir de harika aksesuarlarla gelmişler. Ben daha önce söyledim bir pick-up kullanıyorum. Aksesuarda da acayip sorun. Dışarıdan topluyoruz ya çok pahalı oluyor ya araçla tam uyumlu olmuyor. Tesla bu konuda gerçekten bir devrim yapmış. O aksesuarlara bir bakalım şimdi. Gene şöyle bir çadır var görüyorsunuz. Arabanın arkasına takıyorsunuz. 2975 dolar. Bence bu aracı alan herkes bu çadırda alacaktır. Aracın bir kaplamaları var. Çok güzel. Mesela bu siyah olan çok havalı gözüküyorsunuz. 6500 dolar. Araç tek renk teslim ediyor. Fakat bu tip kaplamalarla güzelleştirebiliyorsunuz. Eminim bunun yan sanayisi çıkacaktır. Bir özel rampası var. Arabanıza Motosiklet falan yüklemek istiyorsunuz. Buna da bayıldım. 400 dolar da bu. Şu ana kadar ne etti? Burası 10 bin dolara yakın aksesu var. Zemin döşemeleri 295 dolar. Zemine bir halı var. 155 dolar. İçerisi için aracın koltuk altına harika bir saklama ünitesi satıyorlar. 250 dolar. Üst tarafı aracın tamamen cam. Oraya istiyorsanız bir gölgelik alabiliyorsunuz. 115 dolar o. Aracın orta bölümü konsola böyle özel bir kap alabiliyorsunuz. 40 dolar. Dışa zaten çadırdan bahsettik. Bir koruyucu film tabakası var. Onun fiyatı 5000 dolar. Crossbarlar işte bu üst tarafa kano falan bağlarsınız. 800 dolar. Tampon koruyucuları 80 dolar. Bir de çok tatlı bir şey yapmışlar. Bu hatırlıyorsanız ilk Tesla Cybertruck sunumunda arabanın camı kırılmıştı. O kırık camı da böyle bir araba poster gibi yapıştırabiliyorsunuz. 55 dolar. Onun fiyatı var. Arka havuz bölümü içinde çok sayıda aksesuar var. Bir bölücü var mesela 350 dolar. Paneller var 250 dolar. Şu yan tarafa gelmişler. İçeriye böyle taşıyıcı kutular var 225 dolar. E, arabanıza işte bir şey bağlamak istiyorsanız kullanacağınız çengeller, bir ağırlık çeki demiri, şişe açıcısı çok tatlıymış bu da 25 dolar civarında, gear locker dediği bir ürün, bunun tamamı olduğunu anlamadım. Bazı halkalar yine bir şeyler bağlamak istiyorsanız. Yerek lastik 1250 dolar verim parasını. Bunun bir de ünitesi varmış kolay söküp takmanız için. Kar lastikleri için özel bir zinciri var 345 dolar. Arabanın bir hava kompresörü var lastiği şişirmeniz için 550 dolar. Bir de o gördüğünüz havalı jant kapakları var onlarda 75 dolar. Yani şöyle bir kaba hesabı yaparsanız burada galiba 20 bin dolara yakın aksesuar var. Alacak mı insanlar? Bunları alacaklar. Bir de bunun üzerine alacaklar biliyor musunuz? Muhtemelen otonom sürüş yazılımı da alacaklar. Yani bu araç bence Tesla'ya uzun yıllar para kazandıracak bir ürün olarak tasarlanmış. Aracı ilk bir alıyorsunuz ama bu aksesuarlarla araç anlam buluyor. İleride daha başka aksesuarlar da bekliyoruz. Mesela bir ATV sözleri var. İlk sunumlarında öyle bir ürün vardı. 2019'da onu göremedik. O bence gelecek. Buna tamamen uyumlu. Kendi kendi üzerine koderce çıkan bir ATV. Muhtemelen bir karaman çalışacak buna. Tesla tarafından bu konsepte uygun. Yani böyle bir ev evren yaratılıyor aslında burada. Şimdi bütün bunları bir araya getirince ben ne görüyorum? Tesla'nın geleceği için müthiş bir nakit yaratma makinesi görüyorum. Bu yıl değil elbette. Bu yıl çok az araç satılacak. Gelecek yılda değil. Gelecek yılda üretim ramp up'ı gerçekleşmiyor. Elon Musk bir de o konuda ketum davrandı. Ne kadar üreteceklerini söylemedi. Üretim hatlarını gösterdiler bu arada. Her şey tıkır tıkır işliyor. Bir şüpheye yer yok. İtalya'dan gelmemiş arabalar öyle saçma dedik onlar dönüyor. Türkiye'de olmuştu. Öyle değil. Arabanın üretim hattı sağlam. Her şey işliyor. Ve benim tahminim bu arabanın mali etkisini 2025'te göreceğiz ciroya ciddi bir yansımasını ve bir karı. Ama Araba uzun vade testler çok nakit yaratacak bir araç. Çok ciddi bir pazarlama etkisi olacak bir araç. Ben şu anda bunlardan bir tane sahip olmayı çok çok arzuluyorum. Türkiye'de olsaydı pick hemen bununla değiştirdim. Pek çok pick sahibi için çok ilginç bir alternatif olarak geliyor. Rakipleri Ford F-150. O bir klasik. F-150 Lightning çok zayıf bir araç. Bence bu onun çok üstünde yani f 150nin e en etkili olanı. Bunların dışında bir de Rivian'ın güzel bir pick var ama Rivian biraz daha böyle şehir içi şık bir araba. Böyle değil. Bu hem iş görüyor hem sağlam. Tüm çengelleri iş işte çekme güçleri her şey çok yerli yerinde. Bir yandan süper hızlanıyor bir yandan da çok değişik. Ben Tesla'nın devrim yaptığını düşünüyorum. Bugün ise SSD nasıl davranır emin değilim. Genelde böyle olaylardan sonra buy the rumor sell the news hani bir dedikoduyu satın al haberi satış davranışı vardır. Dün kapanıştan sonra ise biraz geriledi. Ama ben Tesla'nın yukarı yönde hareket etmesi için güzel bir ürün ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yıl sonu 325 dolar benim hedefime çok yardımcı olur mu? En azından engellemez. ya. onu söyleyebilirim. Dün üretim adetleri konusunda bir şeyler söyleselerdi o zaman çok daha daha yardımcı olurdu. Şimdi tabii Wall Street biraz hep şüphede kalacak. Ya bunlar olur mu satılır mı vesaire diye. Ama yani kabaca söyleyeyim. Kategorisinin çok üstünde bir araç var. Çok aksesuar alabiliyorsunuz. Bir de hesaba demiş şey katmadık. O ekstra batarya alırsanız zaten 16 bin dolar tek başına o. Bu işleri bilenler bilir. Bu tip aksesuarlar süper karlı işlerdir. O yüzden Tesla'nın karına ciddi somut kar ekleyecek yeni ürünler var orada. Ben insanların bu aracı çılgınlar gibi alacağını düşünüyorum. Bu araçtan öğrendiklerini testte 25 bin yeni aracın tasarımını taşıyacak mı? 25 bin dolarlık araç da böyle fütüristik bir şey mi olacak? Onu da inanılmaz heyecanla merak ediyorum. Yani çok mutluyum, çok tatmin olduğum, çok hoş bir ürüne karşı karşıyayız. Bol aksesuar, bol alternatif nakit yaratımı inşallah lise senede de hemen lisede orta uzun vade olmayan sıcak diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sorularınızı mutlaka bekliyorum.